Dağda mahsur kaldık. Domuz geçmiş. Buradan geldik. Çoraplarım buzmuş. Mustafa Mert yaralandı. Vallahi. Ben düşünce hayatım film şeridi gibi geçmeye başladı. Kendimizi doğaya saldık. Gitmemiz gereken yer. Yaklaşık bir saatlik uzaklıkta ama biz kendimize 1,5 saat olarak bakıyoruz. Yer neresi? Yer Alaska. Madagome-Le Dağları. Rüzgarın kemiklerinize kadar işlediğini hissedebilirsiniz. Burada tuhaf canlılar yaşıyor. İlk dinlenme yerimize geldik. Arada sürüyoruz. Saatlerdir. Dağın içine girdikçe kar artmaya başladı ve yürüyüş şartları çok zorlaştı. İlk yemeğimizi yiyoruz. Sonra şu gördüğünüz sıcaksız yoldan devam edeceğiz. Hiç iz yok. Bayağı zor bir yol. Mustafa Mert yaralandı. Evet, gördüğünüz çok güzel gibi. Elimi kestim. Yaralandı. Bu kan kaybı sıkıntı. Kan kaybına ölmese bile ayıyı çekebilir diye düşünüyoruz. Birazcık bir ürperti var. Şu yol beni çok korkutuyor. Ama başarmak için çıktık. Başarmadan geri dönmek yok ya. En kötü geri dönüp burada sığınıp kalacağız artık. Onu verelim bir de son kez. Yer Alaska. Ve akşama kalacağız. Kar başladı. Karın başlaması kötü. Rüzgara çıkıyor. Tipe dönerse düşünme yetimizi kaybederiz diye korkuyoruz. Ve yol gerçekten çok kötü görünüyor. Akşama kalmak gerçekten de berbat bir durum. Gideceğiz, daha odun ayarlayacağız, ateş yakacağız. Büyük ihtimalle Ecel'e gidiyoruz. Hayatımızın en zor yolculuğunu yapıyoruz. Hatta şu an hayatımızla kumar oynuyoruz diyebiliriz. Şu gördüğünüz saçım dondu. Şu an konuşamıyorum bile. Arkadaşım Mustafa Mert. Merhaba. Gördüğünüz gibi. Ben Mustafa Mert. Hayatını sorguluyor. Biz ne işim var burada? Biz nasıl atılık bir yola diyor. Ne gerek vardı diyor. Her adımda batıyoruz. Yaklaşık bayağı bir yolculuğumuz var. Çek burayı bak. Evet, şöyle göstereyim. Baksana. Dizimde yani, dizimde. Evet, şu an o kadar mutluyuz ki anlatamam. Yani müthiş, müthiş yolculuk. Harika, tipi çıktı. Önümüzü göremiyoruz ve batıyoruz. Ya buraya geçtikten sonra Mustafa. Şu bölge var yine, taşlı bölgeye geçiyor. Şurası, şu dönüş biraz sıkıntı olacak. Sis'e bak. Hayatımın... Bir an önce yukarıdaki kulübeye varıp çadırımın içine... Kulumun içine girip konuşamıyorum, o dereceyim kendime söylediğim için uyumak istiyorum, dinlenmek istiyorum. Sıcak yatağım varken çıkmışım buralara, gelmişim. Ne için? Macera için. O yüzden yola devam. Hadi. Ve şöyle söyleyebilirim. Hayatımda alacağım en büyük, en güzel zaferlerden birisi olacak kulübeye gidince. Müthiş bir zafer olacak. Hadi eyvallah. Birinci kulübeye geri döndük. Bir saatte dönebildik. Şu an donuyoruz. Şöyle göstereyim. Şunları içeriye al. Bıçağı da al içeriye. Bıçak cebimde zaten. Cebimde mi?
Gireceğiz. Çadırımızı kulübenin içine koyduk. Burada sobamız yok, suyumuz yok, hiçbir şeyimiz yok. Tek düşüncemiz sıcak tulumların içine girip bir an önce uyumak. Çekme. Kardeşim şu an ne yapıyorsun bu hareketinle? Bu hareketin hangi hareketin lan? Bu yaptığın hareket nedir ya? Şu mu? Şu an mı? He. Abi çok soğuk ve uyumaya çalışıyorum. Kaç derece düştük? Valla dışarısı şu anda -6-7 derece falan. Bunların içine girdiğin zaman abi aman 30 derece ya. Oo. Biliyor musun şu an burası 30 derece. Harika. Harika. Demin terledim. Bir hoh yapsana. -10 derece bari daha. Senden daha fazla çıkıyor bu. Bu tulumu değiştirmem lazım. Onun zamanı gelmiş. Onu anladım. adam şey yaptı ya. Ben deniz yemek yiyorum. Oo. Alaskalılılılılı yaşamımız. Alaskalılılılılı. Şunu da söylemek istiyorum. Furkan'cım görüyorum için teşekkür ederim. Buraya gelirken dalga geçiyor. Yer Alaska. Ben pişman diye. Abi Alaska, Allah'ım yarabbim. Daha doman içteyiz biz Alaska diyoruz bir de. Alaska'da olsak herhalde buz tutmuştuk. Büyük ihtimalle buz tutmuştuk. Mustafa'cığım senden bugün... Alaska... Sözünü kesiyorum. Çok tamam. Özür dilerim sevgili yönetmenim. Hı-hı. Alaska'da siyah ayılar vardır bilir misin? Evet. Abi onlar bu soğukta vallahi bizi yerler. Yerler? Yerler abi. 10 metre karda bile koşa koşa gidiyorlar. Ama ben bugün sana ne dedim? Ne dedim? Bu havada ne hayvan vardır ne başka bir şey. Ben şunu söyleyeyim. Hayvan bile bu havada dışarıya çıkılmayacağını biliyor. Evine oturmuş, inine girmiş yatıyor hayvancağız bile. Abi bizim neyimiz eksik? Beynimiz. Şimdi bugün anlatır mısın? Nasıl başladık, nasıl ilerledik ve ne oldu? En son buraya geldik. Kısaca bir anlatır mısın? Kısaca mı anlatayım? İstediğin gibi anlat. Abi buraya nasıl geldik? Zaten ben biliyorsun. Buraya kamp için geldim. Evet, Balıkesir'den. Balıkesir'den yola çıktım, buraya geldim. Ve ben kamp atmadan da geri dönmezdim. Sen de beni kırmamak için... Yağmurlu havada. Yağmurlu havada bile olsa da eşyalarımızı hazırladık. Ve yaklaşık... Yokuş, kar. O zaman 30 kilometre düz yürüdüğünü düşün. Hı-hı. Aynen öyle. 30 diyebiliriz yani. Evet, 30 kilometre dümdüz yürüyerek geldiğinizi düşünün. Bulunduğumuz konuma geldik. Dümdüz de yokuş. Bu alana geldik. Burada çadırımızı attık. Ama bundan önce ikinci bir dağ evi var. Yukarıda o da. Biz oraya çıkmaya çalıştık. Yolu buraya kadar olan yolki gibi sandık ve oraya çıkmaya çalıştık. Halbuki 1 metre kar var. Ya ben de zayıflayacağım lan. Vallahi zayıflayacağım. Bakın arkadaşlar. Furkan benden daha zayıf olduğu için karın içine batmadı. Leylek gibi gitti. Ben her adımımda yarım metre aşağıdayım. Yarım metre aşağıdayım. Yarım metre aşağıdayım. Bağırıyorum Furkan. Furkan yok. Öldüm öldüm. Bir baktım Furkan yok. Baş başayım bir an var ya. Oturdum. Hayat gözümün önünden böyle geçti. Bir baktım arkama. Ölmek dedim. Bu kadar basit olabilir mi ya dedim. Bir etrafıma bakıyorum böyle, bir sağıma soluma falan, yukarıya bakıyorum, tipi oldu böyle. Kar, fırtına, kıyamet, kış. Zaten çektik tipiydi. Herhalde. Çektin değil çektim, mi? Çektim. Tamam, oraya ekle onu bak, görsünler inanmayacaklar. Tamam, ekle. Bu kadar, bu tulumun içine girmeye kadar anlat yani. Dağda mahsur kaldık. Sonra şey yukarı ilerleyemedik. Tabii ben yarın da bir çıkalım sağ salim. İşte kahvaltımızı yaptıktan sonra, ateşimizi yaktıktan sonra konuşmayı düşünüyorum ben daha çok. Yukarı çıkmaya çalışırken ne oldu? İşte harika, hani her şey çok güzel gidiyordu. Çıkabilirdik. Çıkma imkanımız da vardı. Sadece hava karardı. Hava kararmasıyla tipi başladı. Tipiyle beraber hani görüşümüz gitti ve sis de vardı. Yani bildiğin puşkun atıyor. Bir dakika. Çok bağırıyor. Ho Furkan bekle. Etraf karanlık. Abi bir de ben sana hemen bağırmadım, tamam mı? Hı-hı. Birazcık oturdum. Yakışıklı çıkıyor mu? Çıkıyormuş. Gittiğimiz yolu bir saatte geri döndük. Bir saatte geri dönmek ne demek yokuş aşağıya? Tabii canım. Karın içine. Ben burada yazın kamp kanalımda şey var. Diğer kamp videosu var. Mesela o zaman şimdi attığım kampta. Yani buraya ben 15 dakikada inmiştim. Oo gözlerim. Oo renge bak. Bıyıklarda sarı. Saçlar o biçim.
Ben de var ya Alaska tipi. Artist. Norveç falan böyle. Evet. Gözler de renkli. Var var. Var var. Aa, sinüzit başlıyor yine. Neyse. Bugün bu kadar, biz yatıp uyuyacağız. Ben 2 saat uyuyordum. Ha bir de uyudu, evet. Arkadaş geldi, yani girdi, saat, uyudu. Yatar yatmaz 2 saat uyudu. Uyuduktan sonra bayağı çıktı değil mi Rüzgar? Çıktı. Kardeşim günaydın. Günaydın, günaydın. Ne yapıyor? Ağaç kesmiyorum bu arada. Ne yapıyoruz? Ağacın dış kabuğundan tutuşturmak için. Şöyle büyük parçalardan. Oğlum lan beni rahat bırakın bir. Doğa beni rahat bırak. Vallahi rahat bırak. Kafama kar düşüp duruyor ya. Şapkan ne alemde? Şapka. Kardeşim duman çıkıyor karşıdan. Yangın var. Oraya gidelim. Ateş var kardeşim. Ateş var. Evet. Günaydın. 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 Şu an ilk ateşimizi yakmaya çalışacağız. Kampın dördüncü günü. Dağda mahsur kaldık. Bir haftadır doğada mahsur ediyoruz. Dağda abartalım mı? Nasıl yapartalım? Bir aydır buradayız. Bir aydır buradayız. Ben pantolonu kaybettim. İçlikle devam ediyorum. Şöyle gösterebilirim. Evet, içlikle devam ediyorum. Gece dışarıya atmışsın. Ay kardeş giymiş gitmiş. Aynen. Harika bir ortamımız yok şu an. Öyle bir konfor ortamımız yok. Buraya ateş yak. Şıralarımız var. Şimdi. Dün gittiğimiz yol. Şu an sadece birkaç izimiz var. 10 metre kar var burada. Net yani. Yalnız burada kalıp inşallah başarılı olup ateş attıktan sonra güzel bir konuşma yapıp kapanış yaparız sence. Ne diyorsun? Aynen öyle. Diğer videom çok uzun oldu. İlk attığım video 36 dakika oldu. Bunu daha kısa yapmayı düşünüyorum. Burada daha çok kendimiz takılacağız, eğleneceğiz. Parti kardeşi. Aynen. Evet, teknolojiyle beraber ateş yakma yöntemimiz. Operatör Mustafa Mert Bektaş. Yalnız abi yandı, yanmayan şey yandı. İlk ateşimizi yaktık. Kampta 3. günümüz. Suyumuz yok, kaynatıyoruz. Abi bir şey diyeyim mi? Mergeciz var ya, mergeciz. Aynen. O kesin. Şurası güzel köz oldu bu arada. Aynen.
Bayağı iyi köz oldu. Makapotu hazırlamak lazım. Aynen. Karları okşan adam. Oo, ne güzel su oldu. Yerdi ha. Sen yok, sen dur. Ağaç. Ama ilk ateşin zevki başka oluyor ya. Biraz daha kabuk toplasak. Sen şu bardağı getirsene. Sok altına abi. Kardan kahve nasıl? Kardan kahve süper ya, tadı çok iyi. Gerçekten çok iyi. Yani hayatınızda içebileceğiniz en güzel kahve. Starbucks falan halt yemiş ya. Hala içliğim var. Pantolon şöyle duman atıyor artık. Kamerayı açacağım. Onun karşısında oturup konuşacağız. Sohbet, muhabbet, time. Şöyle şekil ağda görüldüğü gibi çoraplarım buz tutmuş. Yani öyle bir günden çıktık. Hani haberiniz olsun yani, söyleyelim yani, öyle bir günden. Bir ara Mustafa da buz tutmuştu. Kanka oldu mu kahve? Evet, Gora'da gördüğümüz sucuk ağaçlarından topladığımız sucukları yine ağaçta pişiriyoruz. Sucukları bugün Mustafa erken kalktı ve gidip buldu. Ben biraz geç kalktım. Mustafa'cığım çay verebilir misin kardeşim? Hemen kardeşim. Çay. Hop. Tamam. Tamam, içine. Tamam, sen de kendine bırak. Görsel bir şov yapmak istedim ama olmadı. Mustafa'nın sabah ağaçlardan topladığı sucuğumu yiyeceğim şimdi. Ağaçlardan topladığım sucuk. Ama lezzeti nasıl? Lezzeti eşek sucuğuna benziyor ama. Çam tadı geliyor mu? Geliyor. Çamda mı yetişiyordu bunlar? Aynen, çam ağaçlarından topladım bunları. Hmm, gayet iyi. Gayet iyi. Oldu. Kampın 4. günü bu arada. Kampın 4. günündeyiz. Böyle bir macera yok yani, çok güzel. Kesinlikle evde denemeyin. Abi net bir şey söyleyeyim. Ekipman olmadan böyle bir şey yapılmaz yani. Yani şu pantolonumuz, şu montumuz. Şu mont hayat kurtarıyor şu zaten. Şu ayakkabımız, şu tarz bir ayakkabımız ve olmazsa olmaz poşetiniz. Nerede? Olmak markalı. Zorunda. Abi markalı, Lebim. Olmak zorunda zaten. Artı ekstra içliğiniz. Tabii ki. Onu gösteremem şu anda. Yanınıza güvendiğiniz bir arkadaşınız olması tabii, lazım. Tabii. Mesela ölüme giderken birisi sana dur diyecek. Aynen öyle. Dün akşam yaşadığımız mevzu gibi. Ya şöyle bir şey. Yani bizim hedefimiz yukarı çıkmaktı. Birinci kulübe. Giderken tipi çıktı. Ve geri dönmek zorunda kaldık. Bu ilk kulübeye geri dönmek zorunda kaldık. Aynen. Yani belli bir mesafeden sonra kar diz seviyesine geçmeye başladı artık yani. Buraya kadar gelmeye başladı yani, belime kadar. Aynen öyle. Bir metreye yakın bir kar oluşmaya başladı. Ve aramızdaki mesafe artmaya başladı. Bu tane zaten tehlikeli bir durum. Yani aradaki tabii mesafe. Ki. Yani birisi düşüp kalsa yani farkında olmayacağız. Ben düştüm bu arada. Ben farkında değildim. Ama seslenmedim. Çünkü geri gelecek biliyorum. Aynı yokuş yeniden tırmanacak. Beni orada bırakmamak için ben kendimi feda ettim Furkan'cığım. Sonra iki tane ayı kardeş geldi. Ha aynen. Kardeşim sen ne yapıyorsun burada ya falan moduna girdiler. Onları görmedim ya. Görmedin mi sen? Hemen gittiler abi onlar. Onlar beni oradan çıkarttılar. Ha. İnlerine yetişmeye çalışıyorlardı. Çok tipi gelecekmiş. Anladım. Dedim biz ne olacağız? Biz de götürün ininizi. İstemediler. Ya. Şimdi onun babası vardır, annesi vardır. Onlar anlamaz. Misafir de anlamaz onları. Anlamazlar onları aynen öyle. Anlamaz. Neyse. İşte geri dönmeye kalktık. Bayağı bir gitmiştik yani. Kulübeye 15-20 dakikalık yolumuz kalmıştı.
Normal şartlarda. Normal şartlarda tabii. Ekstrem şartlarda 1,5 saat. Aynen. Geri dönmeye karar verdik. Belli bir süreden sonra. Çünkü artık iki derleyemiyorduk. Sis iyice artmıştı. Geri döndük. Bir yol ayrımı var. Oraya gelince kulübe, bu kulübenin yakın olması lazım. Oraya yani yolu ayrımını geçtik. Buraya yani ilerliyoruz ama yol bitmedi. Mustafa arkamda yani yaklaşık 100 metre falan arkamda. Bak bir ara baktım ışığı görünmüyor. Mustafa diye bağırdım. Oradan bir ses geldi. Yavaş yavaş geldi. Kocam bozulmuştu artık. Çünkü hani kulübeyi göremiyorsun. Tipi çok arttı. Sis arttı. Rüzgar çıktı. Böyle mahvolduk. Dizlerin üstüne çöktüm böyle. Dedim. Buraya kadarmış. Olmayacak. Ama olmayacak dedim. Sonra şeyi fark ettim. Hayatım film şeridi gibi önümden geçmedi. Demek ki ölmeyeceğim dedim. İşte bende sıkıntı o. Ben düşünce hayatım film şeridi gibi geçmeye başladı. Gözlerimin önünde. Ben de geçmedi. Sonra sen geldin. Sen tam çantanı koydun. Evet. Bir ses duydum. Yani sen duydun. Dedim ki. Hatta ben de hazırladım. Evet. Ben de çantamı koyuyordum. Çünkü yani gidecek halimiz kalmadı. Biraz en azından dinleniriz diye düşündük. Yani tipiyle nasıl dinleneceksen daha da üşüyorsun. Neyse. Çantaların ağırlığı omuzumuzdan indirmemiz lazım. Ayrıca o şekilde. Sonra birden bir ses geldi. Ben uzaktan bir ses duydum ama ormanda hiç duymadığım bir ses. Artık bir güç mü diyelim, ilahi güç mü diyelim. Hani bana güç verdi, adrenalin verdi böyle salgıladım. Birden koşmaya başladım. Ve çok değil. 5-10 metre yürüdük, kulübe yanımızdaymış. Onu fark etmiş olduk bir şekilde. Hemen girdik. Mustafa tabii çadırı kurmaya çalışıyor. Üşüdü şey yaptı. Yani çok girdi çıktı Mustafa kardeşim. Yani çok girdi çıktı. Ben battım ya. Ben batmadım fazla. Ben battım ya. Yani net. Bir dahaki kampımızda 10 kilo verip gelmem lazım benim bir buraya. Bir kurt asla kara batmaz. Bana ayda! Ayda diyorsun şimdi. Anlamadım ben burada. Ayda! Çadırımızı kurduk. Ateş yakma imkanımız yok zaten. Her yer ıslak. Her şeyimiz ıslak. İlk kamp günümüzü ateşsiz geçirdik. Tulumun içine girdik ve yattık sadece. Aynen. Ben direkt uyudum zaten. Gece boyunca uyuyamadım ben. Çok rüzgar sesi vardı. Nerede kalmış kanka? Rüzgar çıktı. O rüzgar öyle bir rüzgardı ki. Yani rüzgarın sesini duyuyorum. Tulum içine normalde üşümüyorsun, terliyorsun. Üşüme hissi geliyor psikolojik olarak. Evet. Gittim ben de, iyice gittim. Mustafa da uyuyor. Ara sıra kalkıp bana doğru geliyor. Ben zaten yaklaşıyor. Uyanıyor sonra. Bakıyor etrafına. Uyumaya devam ediyor. Bir ara ses telefona bakıyor. Bir ara sesi kısıldı Mustafa'nın. Ses kesildi böyle. Ben de bir sustum, şey yaptım. Acaba öldü mü diye düşünüyorum. Hipotermim dondu mu? Şey söyleyeyim mi? Aynısını ben senin için düşündüm sabah. Abi sesleniyorum, sesleniyorum. Geri ses vermiyorsun, cevap vermiyorsun. Çadırın bir tentesini açıyorum böyle bir. Bakıyorum. Tulum böyle bir yukarıya aşağı inip çıkıyor. Ha tamam, nefes alıyorum. Dışarıya geri geliyorum ondan sonra. Olmadı. Oğlum karga geziyor bak. Kurt yok değil mi lan? Kurtlara çalışmıyorsunuz. O iki, onlar çift bir ihtimal ya. Sabah da buradaydı onlar. İnşallah. Aynı. Sonra kurtları getirmesinler buraya. Aman diyeyim. Bilirsiniz kurtlarla kargalar beraber çalışır. Karga çok zekayı verdi. İstediği hayvan gelsin. İsterse şu aradan vaa yaparak bir ayı gelsin. Dün gece ben razıydım ama. Gelmesine mi? O tipin içine gidiyorduk ya. Evet. Yani önümüzü göremiyoruz. Yani direkt yere bakıyoruz. Diyorum ki burun buruna gelebilirdik yani. Diyorum ki yani gelsen olacak yani bu saatten sonra. Ki zaten o karın içine biz zorluyoruz. Ayı adım atabilir miydi? Direkt batar. Diğer bir direkt batar değil mi? Yani ayakları biraz daha şey geniş ama bak yani ön ayak biraz daha kısa olduğu için bastan sana bitireyim ne dedim ben? Eksik. O karda dışarıya çıktık. Ama hayatımda yaşadığım en güzel maceraydı. İnsanın bir listesi olur ya, ölmeden önce yapması gereken 100 buydu. Şey diye. Bir tanesi de benim buydu. Bu şekilde bir ortamda kamp atmaktı. Ekstrem koşullarda hani nasıl davranacağımı, nasıl tepkiler vereceğimi, vücuduma nasıl tepkiler vereceğini görmek istemiştim. Ve bunu dün akşam gerçekten de gördüm. Ama mutluyum şu anda. Mutluyuz. Çünkü yaşıyorum. Yani... Kimseye tavsiye etmem bu arada ben bu durumu. Yani şöyle bir şey. Ateş yakamazsan bu havada, bizim gibi ekipmanın yoksa donarsın ve ölürsün. Direkt ölürsün yani. Direkt ölürsün. Biz geldik, iki çadır oturduk. 5 dakika oturmadık ya. Direkt titremeye başladı zaten. Evet. Ben topada olsa oynamaya başladım. Karın üstünde yürümekten alışkanlık olmuş artık ayaklarımda. Sert zemine basınca
Neye uğradın sapırıyor ayaklar? Bu arada bugün burada kalabiliriz yine. 5. gün olarak. Aynen. Ama yani belli olmaz. Geri dönebiliriz. Yani yolumuz en kısa. Şurada bir tane yokuşumuz var. Ondan sonra devam edeceğiz çıkmaya. Çok fazla video çekmek istemiyoruz. Telefonlarımın şarjı az. Birazdan drone uçuracağız. O yüzden... çok fazla bir şey beklemeyeceğim video olarak. Ekstrem koşullar, zor koşullar... böyle zevke dayalı işler için uygun değil. Uygun değil, kesinlikle. Kar yağıyor, çıkayım dağda bir kar kampı atayım falan. Yok yok yok. Asla yok. Asla o muhabbet değil yani. Meşhur Arok sahnesini yaşadık. Aynen öyle. Dışarıya bir çubuk bıraktık. Küçük şeyi yapmaya çık. Tamam bu kadar işte, doğayla kalın. Kameranın önüne mi geçtin lan? Kampın 5. günü bitti. Şu an geri dönüyoruz. Yer Alaska Lock'tan çıktı. Bambaşka bir mevzuya döndü. Berbat durumdaydık. Yani birkaç gündür. Aynen. Suyumuz yoktu. Ateşimiz yoktu. Ateşi biliyorsunuz 2. gün yakabildik. Ateşi hiç söndürmedik. 5 gün boyunca. Onunla devam ettik. Çam kabuklarıyla. Aynen. Şu an geri dönüyoruz. Geç başladık. Hayvan geçmiş. Domuz geçmiş. Buradan gelmiş. Aynen. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bak yine mavi yaptı. Şöyle geçmiş. Büyük ihtimalle sabah geçmiş. Yani. Geceye kaldığımız için şu an yine geceye kaldık. Geç çıktık kamp yerinden. Evden erken. Yolda hayvan denk gelebilir. Denk gelirse çekmeye çalışırız zaten. Birkaç hayvanla temas kurar gibi olduk ama yani izlerini gördük sadece. Yani bizim yanımıza gelmişler ve geçip gitmişler. Başka bir zararları yoktu bize. Yok, oralı bile olmamıştı. Yani. Bir sıkıntımız yoktu. Bir önceki videomda kanalıma attığım videoda mesela domuz çok seri diye bir şey yapmışım. Yanlış. Yani doğru söyleyip yanlış bitirmişim. Domuz çok hantal bir hayvandır. Yani üstüne gelir böyle şey yapar da. Yani ani hareket edemez. O yüzden domuz gelirse sıkıntımız yok. Aynen. Yani rahatız. Gördüğünüz gibi Mustafa Mert Bektaş'ın şaftı kaymış giderken matı nasıl duruyordu, şimdi nasıl duruyor? Matı yanlış bağlamış. Neyse benimle gelsin de gerisi önemli değil. Aşırı yorulduk. Yani vücudumuz büyük bir yorgunluk. Çökmek üzere. Uzun zaman sonra böyle bir şey yaptığımız için, böyle bir macera atıldığımız için vücudumuz bize şey yaptı. Yeter. Bir de benim kamplarım genelde deniz kenarında. Aynen. Bu kadar ekstrem değil yani. Benim için fark etmiyor. Tulumum olduğu sürece, kafamı koyabildiğim sürece hiçbir şey fark etmiyor. Önemli olan donmamak. Aynen. Donmak. Ve biz bunu ateş yakmadan başardık. Gururluyuz. Müthiş bir ekstrem olayı başardık. Başardık yani. Müthişti. Şimdi ne yapıyoruz? Yabandan eve dönüş. Ne kadar yolumuz var? Yaklaşık 10 kilometre kaldı. Kaldı. Birazdan bir mola vereceğiz, su içeceğiz. Yani çeşmemizde. Aynen. Domuz geçmiş bak. Ama bu büyük bir şeyin, karının altında kalan izler. Eridiğince şey olmuş, çıkmış. Yabandan çıkış. Ver selamı. Kafamı şöyle edeyim. Şöyle yapalım.